enteresan yaratıklardır kertenkeleler. Muhtemelen ya birisiyle kavga ederken öldü. Muhtemelen öyle diye düşünüyorum. Çünkü boğazında iki tane ağaç parçası var. Şurada. Evet. Tam boğazına saplanmış. Muhtemelen ondan dolayı ölmüş olabilir. Ama gerçekten harika bir canlı. Evet. Ben de görüntülemek istedim abi. İnşallah. Gerçi kertenkeleleri görüntülemek çok zordur ama canlısında bulunca görüntüleyeceğim. Öyle umut ediyorum kertenkele kardeşimiz. Evet, kudret sahibine kadar süre verdiyse o kadar yaşayabiliyoruz. Evet, kertenkele kardeşimiz de ömrünü tamamlamış. Derisi gerçekten enfes. Müthiş bir görüntüsü var sırtı. Harika. Dediğim gibi harika canlılar. Keşke canlı olsaydı, biraz muhabbet etseydik kardeşimle. Ama ömrünü tamamlamış. Dediğim gibi muhtemelen kavga esnasında boynundan iki tane ağaç parçası çıkardı. Muhtemelen kavga esnasında öldü. Ya da eceli geldi öldü, bilemiyorum. Kuyruğu da kopmuş. Tehlike anında kuyruğunu koparıp atar kertenkele. Ölü numarası yapmak için. Demek ki öyle bir tehlike anında kuyruğunu attığından dolayı düşünüyorum kavga esnasında ölmüş olabilir diye. Timsaha benziyor. Ben öyle benzetiyorum yani. Kafa yapısı sanki böyle dinozorlara benziyor. Artık bilemiyorum. 50 milyon, 100 milyon önce nasıldı veya var mıydı, yok muydu onu da bilmiyorum. Ama muhtemelen bir evrim geçirmiştir. Veya geçirmemiştir 100 milyon senede. Önce de öyle de olabilir, bilemiyorum. Yanıltmak da istemiyorum. Bilim adamı değilim. Yalan yanlış bilgi vermek de istemiyorum. Benim işim sadece görüntülemek abi. Evet. Benim işim sadece görüntülemek. Ne diyelim, üzüldüm. Peki kardeşim. Rahat uyu. Muhtemelen artık bir kuşa yem olacaksın. Artık bir canlının bedeninde devam edip gideceksin artık. Gıda zinciri olarak, besin zinciri olarak. Muhtemelen bir kuşa, kargaya veya ne bileyim işte böceklere yem olacaksın. Besin zinciri olarak devam edip gideceksin öyle. Peki. Ne diyeyim? Rahat uyu. Evet, yağmur yağıyor, harika kokuyor her yer, mis gibi toprak. Evet, yağmur karalahananın zeminine çarpıyor, sonra akıyor su kütlelerine, içinde birleşiyor, enteresan bir görüntü. Daha sonra emiyor, su ihtiyacını karşılıyor. Evet, veya şu an su ihtiyacı yok, gözeneklerini kapattı, bilemiyorum. Enteresan, dikkatimi çekti. Çekmek istedim abi. Evet, bütün lahanaların üstü aynı şekilde su kütleleriyle dolu. Evet, karalahana kardeş. Anlaşılan bu işte bir hikmet var. Belki de basit bir şey. Bizim çözemediğimiz, bilmiyorum. Yanlış bilgi vermeyeyim. Ya bu suyu daha sonra kullanacaksın, emeceksin yani, su ihtiyacını karşılayacaksın. Ya da şu an suya ihtiyacın yok, aşırı su bünyeye zarar diyorsun. Evet, o yüzden suyu çekmiyor da olabilirsin. Evet,
yağmur damlaları lahananın üzerine düşüyor, akıyor ve bir su kabarcığında toparlanıyor. İşte şöyle. Evet. Harika bir görüntü. Evet, pırlanta. Evet, dünyanın en kıymetli şeyi su. Pırlantadan daha değerli. Evet. Evet. Harika bir görüntü. Müthiş bir doğa olayı. Şimdi tabii bazıları siktir diyebilir. Diyebilir abi, herkes her şeyi diyebilir yani. Ama gerçekten enteresan bir görüntü. Evet, şurada da bir tane var. Evet, elmas gibi parlıyorsun hocam. Harbiden elmas gibi. Evet, dediğim gibi dünyanın en kıymetli şeyi su, hava. Evet, zaten onlar olmazsa olmaz. Değil mi hocam? Peki, görüşürüz Karalahana kardeş. Kendine iyi bak. Bye. Evet. Salyangoz kardeşim beni görünce korktu. Kabuğuna çekildi. Bekliyorum abi. Evet, kabuğundan çıkmasını bekliyorum. Kabuğundan çıkınca görüntüleyeceğim onu. Büyük bir sabırla bekliyorum. Evet, çok bekletme beni salyangoz kardeş. Hadi bakalım. Evet, salyangoz kardeşim korkacak bir şey yok. Az önce beni görünce korktu. Evet, müthiş. Kabuğuna çekilmişti. Tekrar geri çıktı. Hadi bakalım salyangoz kardeş. Enfes bir şeysin ya. Gözlerini mükemmel bağlayın. Evet salyangoz kardeşimiz. Müthiş. Sana bir isim koyalım mı abi? Evet. Abi kabuğun da süper, evin. Şöyle biraz görüntüleyelim seni. Muhabbet edelim. Harika, estetik görünüyorsun. Yolculuk nereye? Evet, yağmur sonrası gezintiye çıktın galiba. Evet. Hey dur, ne yapıyorsun? Yaşamak güzel. Aklından bile geçirme intihar etmeyi, çok yüksek burası. Evet, salyangoz kardeşim yağmur sonrası gezintiye çıkmış. Ben de onunla biraz muhabbet edeyim dedim. Peki, çok fazla da rahatsız etmeyeyim seni. Estetik görünüyorsun abi, süpersin. Çoğu kişi tabii şimdi iyi yapabilir ama değil. Bence sen harikasın. Sırtındaki kabuğun da mükemmel. Sen de öylesin. Evet. Kargalara, kuşlara lütfen dikkat. Evet. Görüşürüz. Kendine iyi bak. O da selam verdi kendince. Görüşürüz kardeşim.